Değerli arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz diyorum. Afet Haberciliği dersinde 11. haftadayız. 14 haftayı tamamladığımızda bu dönemi de bitirmiş oluyoruz. Afet'te habercilik dersi dönemi kapanmış oluyor. Evet arkadaşlarımız özellikle son birkaç hafta uygulamaya geçtiler. Afet Haberciliği uygulaması yapmaya çalışıyorlar. Kimisi konuk buluyor, kimisi bulamıyor. Bulamayanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bugün Japon mimar arkadaşım Yoshinori Moribaki beni kırmadı. Bir arkadaşımızın afet uygulaması bu şekilde yapıldı. Gerçekten teşekkür ediyorum hem hazırlanan arkadaşımıza hem de katılan Japon mimara. Gerçekten eksiklikleri çok net olarak gösterdi. Ve bize bildirdi. Evet, daha sonra detaylı tartışacağız belki Beyza da katılacak birazdan. Evet, genel olarak afet haberciliği dersinin birinci ayağı işte konuşma, ikinci ayağı da yazma. Arkadaşlarımız hem konuşuyor hem yazıyor. Konuşma derken her derste arkadaşlarımız bir şeyler anlatıyor, bir afet haberi anlatıyor. Tabii ki haberciliğin birinci temel bileşeni demek ki konuşmak, ikinci temel bileşeni yazmak, raporlamak, bunları yapıyorlar. Umarım keyif de alıyorlardır. Evet, afet haberi dersi sadece İstanbul TRT'nin başladı. Buranın arşiv takmıştır. Görüyorsunuz. İktidar mühendisi arkadaşım. Gıda mühendisi arkadaşımız ne olmuş? Herhalde gıda mühendisi herhalde tam burada haber gelmiyor. Demek ki İngilizlerin radyo, televizyon gerekmiyor. Yani bir gün istiyorsanız presentable bir görüntü varsa arkadaşımız gibi ne yapıyor? Aslında bu haber herkes için bir konu. Haber bir yapıyoruz. Özellikle pandemi sonrasında güzel bir yayıncı dersen sadece hepimiz bir yayın yapıp prodüktörü haber oluyor. Evet, baktığımız zaman arkadaşlarımız tabii ki radyo haberciliğinden sorumlar hazırladılar. İsterlerse tabii ki TV haberciliğinden de sorum yapabilirler. Özellikle son 10 yıldır televizyonlara çıktığım için masanın bir tarafında olan kişi olarak, çünkü haber spikerleri bana soru soruyorlar. İşte radyoda soruyorlar, televizyonda soruyorlar, sokakta soruyorlar. O nedenle masanın bir tarafını iyi biliyorum. Öbür tarafını da gördüğüm için özellikle son 10 yıldaki biriken ya da YouTube kanalımda yüklemiş olduğum televizyon haberciliği, depremle ilgili, afetle ilgili televizyon haberciliği arşivimi kullanabilirler. Bu arşivde sorulan soruları analiz edebilirler. İşte biz acil durum ve afet yönetimi mezunuyuz. İşte biz ne bileyim şehir planlama bölümü mezunuyuz. İşte biz doğal afet ve risk yönetiminde yüksek lisansa başladık. Ben olsaydım bu şekilde sorardım. Benim sorum çok daha farklı olurdu. Çok daha anlaşılır olurdu. Diyerek bu soru yapılarını değiştirebilirler. Tabii ki soru kalitesi ne kadar yükselirse karşınızdaki kişinin de, bilim insanının da, profesyonel mühendisinin de cevaplama kalitesi o kadar yükselebilir. Çünkü soru ne kadar iyiyse cevap da o kadar iyi olabilir. Çünkü bunlar birbirini karşıtı besleyen olaylardır. Bu nedenle biz bu derste soru kalitesini nasıl yükseltebiliriz? Sorularından nasıl geçebiliriz? Bunun üzerine biraz odaklanmaya çalıştık. Tabii arkadaşlarımız benim YouTube kanalımdaki medyada, televizyonda ve radyodaki
görüntülü yayınlarda. Bana soru soran bakın bu arkadaşlarımız spiker. Bugün spiker görüyoruz. Burada İrem Sancak bir spiker. Skype yayınıyla bağlanmıştım. Acaba ben olsaydım nasıl sorardım? Tabii ki sizin gibi ne bileyim afetle, depremle ilgili bölümleri bitirmiş arkadaşlarımız değil. Ya da bu bölümlerde yüksek lisans yapan arkadaşlarımız değil. İşte sizin farkınız gerçekten afeti ve depremi bilen insanlar olarak acaba bu tür bir haber sektöründe görev alsanız sizin sorularınız nasıl bir fark sağlardı? Bunu bu ders kapsamında gösterme imkanınız var. Alacağınız konuklarla onlara soracağınız daha kapsamlı içeriği daha zengin sorularla bunu ispat etme imkanınız var. Bugün arkadaşımız acil durum ve afet yönetim mezunu olarak tabii ki gerçekten çok farklı sorular sorabildi. O nedenle de demek ki afet habercisi olmanın bir yolu var. Sizler radyo ve televizyon bölümü mezunuysanız afet bilimi, deprem bilimi ya da sismoloji öğrenciyseniz ya da doğal afet risk yönetiminde yüksek lisans ya da ihtisas yaptıysanız haber öğrenciyse haber nasıl yapılır, yayın nasıl yapılır, soru nasıl hazırlanır. O zaman orta noktası ne olacak? Afet haberciliği olacak. İster televizyondan afete, ister afetten televizyona ya da radyoya hareket eden herkes orta noktada afet haberciliğinde buluşabilir. Bu dersimiz tabii ki radyo, televizyon bölümü, iletişim fakültesinden öğrenciler de alsaydı. Onlar da ne yapacaklardı? Özellikle dersin ilk 9 haftasında afet ve sismoloji ile ilgili terminolojiyi, uluslararası terminolojiyi çalışmaya gayret ettik. Bunlarla ilgili eksiklikleri düzeltmeye çalıştık. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Ve bu şekilde de devam edeceğiz. Bugün kimde sırada ona bakıyorum. Orhan hocamız geçen hafta uygulama yaptı. Onunla ilgili bir değerlendirme yapacak. Buyurun hocam. Bütün arkadaşlara selamlar. Benim için güzel bir deneyim ve farklı bir deneyim oldu sayenizde. İlk defa bir radyo haberciliğine imza atmış olduk. Sizin yönlendirmenin sonucu işte AFAD İl Müdürümüzün yanına gidip makamında kendisini ziyaret ettik. Dersimizin içeriği ve sorulacak sorular ve izin belgesi. Cansu Hocam da sağ olsun çok yardımlarını aldım bu konuda. Onun hazırlamış olduğu izin belgesinin aynısını kendisi için hazırlayıp Mardin Valiliği'ne sunduktan sonra Mardin AFAD İl Müdürü Sayın Davut Eseni programımıza konuk etme şansını yakaladı. Diğer sayfaya geçebilirsek hocam. Kendisi için hazırlamış olduğumuz başta Davut Esen kimdir, kendinizi tanıtır mısınız sorusuyla Davut Esen'in kim olduğu ve ne tür çalışmalar yaptığı ile ilgili küçük bir tanıtımını aldık. Ondan sonra AFAD nedir, ne yapar deyip tanıtır mısınız? AFAD tatbikatlarla ilgili bilgiler ve gerçeği aratmayan deprem tatbikatı gazete haberciliğinin örneklerini ile ilgili sorular sorduk. Bu konuda tatmin edici ve güzel cevaplar aldık. AFAD'ın eğitimleri hakkında bilgiler aldık. Doğal afetler dışında kurtarma çalışmaları yaptıklarını, işte bölgemizde Mardin'de dağda mahsur kalan hayvanlara yönelik çalışmalar yaptıklarını öğrendik. AFAD öncesi hazırlık çalışmalarından örnekler geçebilirsek hocam. Toplamda 10 tane soruyu sorduk hocam. Bu 10 tane sorunun tamamına tatmin edici cevaplar verdi AFAD İl Müdürü. En sonunda da kendim de bir AFAD gönüllüsü olarak 2 yıldır eğitimler almaktayım. Uzaktan online eğitimler. Pandemi başlamadan hemen önce bir hafta 10 günlük Mardin İl Müdürlüğü'nde gönüllülü eğitimi, yüz yüze eğitim almıştık. Bununla ilgili belgelerimizi de aldık, başarıyla bitirdik. Bu çalışmalarla ilgili bilgiler verip buna gönül verecek arkadaşlar neler yapması, nereye başvurması gerektiğiyle ilgili ön bilgiler de aldık.
geçersek hocam değerlendirmemi de. Evet, program yaklaşık 30 dakika sürmüş olup zamanı iyi kullandığımı düşünüyorum. Hazırlamış olduğum bütün soruları sorduk. Program konuyla iletişim ve uyum konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Program süresince aktif kalmaya çalıştım. Programı yönetmeye çalıştım ve programın formatına sadık kalmaya çalıştım hocam. Evet. Hocam sizin eleştirileriniz benim için önemli. Programda eleştiri yapmadınız ama mümkünse şimdi kendimi görmem açısından eleştirirseniz sevinirim. Teşekkürler. Evet, evet. Diğer arkadaşların da birer izlenimini alalım. Kimler var? Evet Simge, sen dinledin mi programı? Nasıl buldun? Geldi galiba sesim hocam, şu an geliyor. Evet, evet, dinlemiştim ben Orhan hocamızın yayınını. Bence gayet güzeldi ve anlaşılır bir sunum oldu. Kısa ve net sorularla ben merak ettiğim kafamdaki soruları cevaplamıştım. Evet, başka kim var? Çağlar var mı? Çağlar'a soralım. Beyza'ya soralım. Hocam ben şu an toplu taşımadayım da sonra tamam, cevap versem olur mu? Olur, olur. Evet Orhan Hocam, ben kısa bir değerlendireyim. Tabii ki makamını ziyaret etmiş olmaları çok güzel bir şey. Yani bu tür afet haberciliği uygulamasındaki amacımız zaten arkadaşlarımızın networklerini geliştirmedir. Yani Mardin'de bir öğretmense, yüksek lisans yapan bir arkadaşımız işte bu dersi aldığı zaman hiç olmazsa afetle ilgili işte şehircilik müdürüyle irtibatlarını kuvvetlendirmesi, ne bileyim afet müdürüyle irtibatlarını kuvvetlendirmesi için fırsatlar sağlamasını düşünerek aslında bu tür uygulamaların önemli olacağını düşündüm. İkincisi tabii ki iletişim çok önemli. Bir kere makamında ziyaret. İkincisi resmi davet. Üçüncüsü soruların önceden verilmesi. Dördüncüsü konuğun sanki bir öğrenci gibi sordukça önündeki notlarla hazırlıklı geldiğini gösterecek şekilde cevaplaması oldukça önemliydi. Diğer bir dördüncüsü bir önceki konukla ki o haberciydi. Bu da tabii ki afetçiydi. Haberci ile afetçi çok güzel aynı programda birleşebildi. Birbirleriyle uyumlu ve tamamlayıcı şekilde konuşmalar devam etti. Bu açıdan tabii ki Mardin'deki afet müdürümüzü tanıma fırsatı bulduk. Kendisi hiç olmazsa İstanbul Radyo'nun afetle ilgili yapmış olduğu yayınlardan haberdar oldu. Böyle bir eğitim olduğundan haberdar oldu. Tabii ki sizler istediğiniz kadar çalışma yapın. İşte okulda müdürsünüz, mükemmel çalışmalar yapın. İşte ne bileyim AFAD'da müdürsünüz, mükemmel çalışmalar yapın. Ne bileyim Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda müdürsünüz, mükemmel çalışmalar yapın. Fakat bunları haberleştiremediğiniz zaman gerçekten bu emekleri insanlar fark edemiyor. O nedenle de haberleştirme konusunda bizler bu ders kapsamında birbirimizle iletişim içerisinde oluyoruz. Gerçekten haberleştirme ile ilgili teknolojileri nasıl kullanabiliriz bunu birbirimizden öğrenmeye çalışıyoruz. Tabii ki bunları kayıt altına nasıl alabiliriz? Kayıt altına aldıktan sonra bunları gerçekten bu eğitime, bu ne bileyim afet haberciliği ile ilgili uygulamaya katılamayanlara nasıl ulaştırabiliriz? Bunlar tabii ki önemli beceriler. Zaten siz bir eğitimci olduğunuz için gerçekten güzel bir söyleşiydi. O nedenle de tebrik ederim. İlave edecek bir şey bulamadım. Güzeldi. Gerçekten çok saygı çerçevesinde güzel bir söyleşi gerçekleştirdi. Tebrik ederiz. Devamını dileriz. Herhalde bir sonraki misafir Çevre Şehircilik İl Müdürü olacak. Öyle değil mi? Onunla da ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Senin dilekçesini biz valiliğe gönderdik. Olumlu çıkarsa katılacak. Soruları da kendisine gönderdim. Bir de Kızılay Saha Uzman Mardin İl Temsilcisiyle de görüşüyorum şu an. Onun da dilekçesini kendisi de Kızılay Başkanlığı'na gönderdi. Onayı bekliyor. Eğer olursa bu hafta içerisinde iki tane
konuğumuzu ağırlamayı düşünüyorum. Ya ne kadar güzel. Yani sizin şimdi aslında yüksek lisans tez konu işte maden de afet ve risk yönetimi gibi bir şey çıkıyor ortaya hemen hemen. Uygulamalarınız da var. Bu konuda afet konusunda size yardım edecek, işbirliği yapacak bir numara insanı tanıyorsunuz. Risk yönetimiyle size yardım edecek, işbirliği yapacak bir numara insanı tanıyorsunuz. Afet haberciliği dersi ne yaptı size? İşte doğal afet risk yönetimi konusunda bulunmuş olduğunuz ildeki insanlardan haberdar olmanızı veya kendinizi onlara duyurmanızı sağladı. Bu nedenle de bayağı bir mesafe almış olduğunuzu memnuniyetle görüyorum. Amacımız bu zaten. Yani arkadaşlarımızın önünü açmak. İnşallah şehircilik müdürümüzle de. Tabii soruları hazırlarken biz bunların hepsini soracağız demiyoruz. Yani biz bunları hazırladık. Siz hangisini istiyorsanız, hangisini sorun diyorsanız biz onları soracağız diyoruz. Bu da tabii ki seçenekli gibi. Nasıl seçenekli sınavlar var? Seçenekli sorular. İşte 10 soru soracaksan en az onun ne bileyim işte 2 katı soru hazırladığın zaman hiç olmazsa %50 seçme fırsatı olabilir. O da ne olur? O insanın işini kolaylaştırır. Bir. İkincisi bu tür yayınlara kendi ekibiyle katılabilir. Çünkü jeofizikle ilgili bir soru olabilir. Kendi ekibindeki jeofizik mühendisi kendiyle birlikte katılıp cevap verebilir. İşte ne bileyim afet artık ne bileyim, inşaatla yapıyla ilgiliyse kendi ekibindeki inşaat mühendisi o soruya cevap verebilir. Zaten biz her şeyi müdür biliyor, her şeyi müdür bilsin demiyoruz. Ama gerçekten işte Mardin'deki çevre şehircilik müdürü kendi ekibiyle bizim kafamızla, Mardin'de yapılanlarla ilgili kafamızla ortaya çıkan soruları cevaplandırsın. Biz de bunu Türkiye'ye duyuralım istiyoruz. Türkiye, Mardin'deki Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmaları duysun. Türkiye, işte Mardin'deki Afet İl Müdürlüğü yaptığı çalışmaları duysun. Aslında biz onların gönüllü, siz dediniz de afet gönüllüsüyüm. Biz aslında haberci gönüllüleri olarak çalışıyoruz. Bundan da para istemiyoruz, öyle değil mi? Parasız gönüllü olarak çalışıyoruz. Evet hocam, bu şekilde bakıyorum ben yani. Bizim bayağı bir yararımız oluyor tanıtımları için. Evet. Ne diyorsun? Sesim geliyor mu hocam? Geliyor hocam, geliyor. Ben açıkçası benim için çok farklı ve muazzam bir deneyim olduğunu düşünüyorum. En son AFAD İl Müdürümüzle görüştüğümüzde kendisi için de farklı ve güzel bir deneyim olduğunu söyledi. Bahsettiğiniz konularda da bilgisi olmayan noktalarda da bu bilgilerin olduğunu yani öğrenmiş olduğunu filan vurgulamış oldu bizim için. Ve çevre anlamında da gerçekten güzel oldu hocam. Mesela Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nü çok duyardık ama açıkçası sınıf öğretmeni olmam hasebiyle çok fazla bir bilgi sahibi değildim. Çevre şehirciliğin afetler öncesi yapacağı çalışmalarla ilgili. Bu sayede bunları öğrenmiş olduk ve bir çevre edinmiş olduk. Tekrardan size teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Hocam habercilik güzel bir şey. Habercilikle uğraşanların çevresi genişliyor. Çünkü ya haber alıyorsun ya haber veriyorsun. O nedenle de ben bu dersi sevdim. Gerçekten network'ümüz birlikte büyüyor. Birlikte büyüyoruz. Birlikte büyütüyoruz. Evet, Beyza Nur burada mı? Beyza Nur katıldı mı acaba? Katılmadı mı? Katılmadıysa devam edelim. Evet. Evet, bir ses geliyor ama. Cansu burada mı? Hocam Beyza burada. Buradayım ama Beyza Nur da burada galiba hocam. Sesi tamam, Beyza görüyorum. İle başlayalım. Evet Beyza. Buyur Beyza, söz sende. Beyza sesin kötü geliyor. Yayında daha iyi geliyordu. Dışarıdasın galiba. Dışarıda değilim aslında hocam. Wi-Fi'deyim. İyi gelir. Tamam. Tamam. Buyur Beyza. Nasıl tamam. Bir tecrübeydi? Biraz başında stres vardı ama şimdi rahatlamışsındır. Türkiye'nin en popüler evet, Japonuyla
röportaj yaptım. Buyurun. Evet, başta çok heyecanlandım aslında. Yani cümleleri toparlayamazsam diye korktum ama biraz daha söyleşi tadında olduğu için, bir de kendisi çok zaten konuşkan bir konuktu benim için. Yani soruları daha fazla üzerine bir şey koymama gerek kalmadan cevapladı, anladı ne demek istediğimi. Daha önceden atmış olmamın da faydası vardır. Muhtemelen onların üzerine de çalışmış. Ne demek istediğimi anlayabildi yani. Bir de yabancı olduğu için biraz zorlanabilirim diye düşünmüştüm açıkçası. Çok bir problem yaşamadım. Tabii arkadaşların dışarıdan yorumları daha önemli ama. Evet, yorum alalım. Evet Cansu. Evet. Orhan Hocam katılamadı tabii. Cansu'dan bir yorum alalım. Evet. Olumsuz yorumları da duymayı çok isterim bu arada. Bence oldukça güzel bir yayın oldu hocam. Yani Beyza da bence gayet hakim olarak soruları sorarak güzel bir yayın oldu. Yani ben de heyecanlı falan deyince aslında daha farklı beklemiştim ama bence gayet profesyonel duruyordu. Tebrik olumsuz ediyorum. Bir yorum istiyor. Var mı olumsuz bir yorumu? Yok hocam, bence yani ilk tecrübesi olmasına göre gayet iyiydi. Olumsuz bir şey söyleyemeyeceğim. Evet. Çağlar orada mı? Çağlar yolda. Tamam, onlar olumsuz yok. Evet. Benim olumsuz yorumum şu. Yani şimdi Japonya teknolojide bir numara. Bir Japon yüksek mühendis sürekli yayına katılıyor. Ve katılmış olduğu sürekli yayınlardan bir tanesi bizim yayın. Sürekli internet gidip geliyor. Bir defa bir Japon mühendise benim yorumum var. Yani Türkiye'de yaşayan. Ben mesela özel internet paketim var. Taşınabilir mobil. Dersimi onunla yapıyorum. Yani ona yorumum tabii ki bu ders kapsamında dinliyorsa. Bir özel internet paketi alması. Benim Turkcell var mesela, ekstra ödüyorum. Tek ben kullanıyorum. Öbür türlü çünkü yayın çok kesildi, görüntü çok gitti, ses çok kesildi. Yani yayın kalitesi bozuldu. Gerçekten yani Japonlar biliyorsunuz her şeyde bir numara. Yani teknolojide bir numara, internette bir numara. O nedenle internet kapasitesinin düşük olması, görüntü kapasitesinin düşük olması. Ama ilginç olan şey Facebook'taki görüntü ve ses kapasitesi yüksek. Herhalde telefondan şey yapıyor. Facebook üzerinden bilgisayarı kullanıyor. Herhalde telefon üzerinden mi girdi Microsoft kimse anlayamadım. Biraz görüntü ve ses kalitesinde bozukluk vardı. Bu tabii ki moderatörlük yapan arkadaşımızın da motivasyonunu bozdu. Yani çünkü bir bakıyor karşıda resim donuyor. Bir bakıyor ses donuyor. Evet Beyza, sen ne hissettin bu konuda? Bu arada arkadaşlarımız kameralarını açmıyor galiba. Hep isim görüyorum karşımda. Evet buyurun. Evet hocam, ben de bu konuda mesela benim bilgisayarımda da bazen sıkıntılar olabiliyor. Daha önceki derslerimizde bunu yaşadığım için özellikle bilgisayar aldım arkadaşımdan. Sabah gidip böyle koşa koşa hemen öyle bir sorunla karşılaşmayalım diye. İlk etapta mesela çok güzel başlamıştık. Söyleşiye daha güzel başlamıştık. Sonra bir kesildi. Tekrar baştan alalım dendi. Sonra aynı verimi alamadık gibi geldi bana da. Böyle kendimizi tanıtma aşamasında falan böyle giriş kısmı, yani bir girizgah çok aynı verimde olmadı gibi geldi. Ama sanırım siz o kısmı kesmeden yüklemişsiniz. Keseceğim. Şimdi kesiliyor. Videoda kesiliyor. O zaman alıyor. YouTube'da kesiliyor kısım. Belki bir saat sonra kesilmiş olur. Anladım hocam. Yani biraz o dediğiniz gibi biraz beni de etkiledi açıkçası tekrar başa sarmak falan. Ama onun dışında çok büyük bir sorun yoktu yani. Kendisi de bu toparladı daha sonrasında bu durumu fark edip. Ama ne güzel yani, bir şey. Yani şeyler olsun istemezdim. Evet, yani konuğumuzun bu konuda şey yapması, yani sürekli yayına katılan, eğitime katılan bir insanın hani bu tür bir tedarik sağlamaması ilginç geldi bana. Ve çünkü daha önceki yayınlarda da böyle bir sorun yaşamışsınız hocam. Dediğiniz gibi attığınızı izledim ben. Orada da hiçbir şey anlaşılmıyordu. Hatta yarıda kapattım çünkü gerçekten bir şey anlaşılmıyordu bütün yayın boyunca. Şimdi bizim evde bir internet var herkesin kullandığı. Onu kullanmıyorum. Çünkü herkes kullandığı için benzer seste kopmalar, görüntü kopmalar oluyor. Onun için özel bir internet hattı aldım mesela. Bunu eğitimci olarak ben düşünüyorum ama kendisi sürekli bir yayıncı yani. Gerçekten afet haberlisi. Devamlı çıkıyor, gidiyor, geliyor. Tabii Japonya'da dediği gibi bunun imkanı yok. Profesör bile Japonya'da, bir deprem profesörü bile dediği gibi televizyona çıkamıyor. Çok zor. Devletin izin vermesi lazım.
Verdiği bilgiler çok önemliydi. Unutmadan onunla ilgili bir üst yazı yazdım. Çünkü mimarlık ve mühendislik eğitimi gerçekten Japonya'da bitirdikten sonra mimar mühendis olunmaması, Kanada'da da mimar mühendis olunmaması. Ama Türkiye'de 4 yılda ben mimarım, ben mühendisim, diğer insanların yaptığı evlerde, binalarda bizler bekliyoruz. Yani kaderimizi bekliyoruz. Ondan sonra bina öldürür diyoruz. Yani bina niye öldürüyor? Çünkü Japonya'da niye öldürmüyor? Çünkü Japonya'daki mimar mühendis olmakla Türkiye'deki mimar mühendis olmak bir değil. Onun üzerine binalar bir değil. Öyle değil mi? Çok basit. Evet. Açıklanıyor yani. Ondan sonra bir sınavdan geçmek lazım. Her yerde bölümler açılıyor. Her bölümde verilen eğitim kalitesi bir değil. Her hoca dersi %100 kapasiteyle yapmıyor. Biz mesela ekstra olarak ne yapıyoruz? Dersin üstüne. Bu ders uygulama olmamasına rağmen uygulama şeklinde ekstra dersler yapıyoruz. Yani herkes böyle değil. Kimisi 20 dakika kayıt alıyor, çekiyor, gidiyor. O nedenle ne yapmamız lazım? Bunları bir sınavdan, bir standarttan geçirmemiz lazım. Yani bilgi standardı seviyesinin denetimi yapılması lazım. Bence en önemli benim aldığım bilgi buydu. Bir, ikincisi okullar. Yani şimdi deprem dediği gibi 13 Mart 1992 Erzincan depremine gitmiştim ben. Her taraf kardı. Şimdi toplanma alanlarını sizler parklar, mezarlar yaparsanız karda, kışta millet yani dediği gibi mezarda, sokakta mı toplanacak? Ne diyor? Biz bunu düşünerek de okulları diyor toplanma alanı yapıyoruz diyor. Hiç dikkatimi çekmemiş mesela. Gerçekten doğru. Biz depremi hep yazın olacağını tahmin ediyoruz. Bence tabii sen kurtarmacısın ama insanlar yani canını kurtaran insanlar sokakta ölebilir. Yani meclis kaldığı için ölebilir. Donabilir. O nedenle de bence vurgusu çok iyiydi. Tabii Japonya'nın %80'i dağlık. Gerçekten dağları çok yüksek ve yanar dağlardan meydana geliyor. İlginç. Her ay bir depremle ben uyanırdım orada. Evet, ilginç bir şey oldu. Olumsuz bir taraf ben bulamadım. Yani ama şu broşürüne sanki şey yapacağım. Yani insan böyle çerçeve örtüp asmak geliyor. Nasıl oldu bilmiyorum gerçekten. Yani broşür... Hocam arada ya. Bir şey söylemek istiyorum. İki tane soruya çok önemli buldum dediniz ya cevabı. Bir evet. Tanesi benim sorumun içinde vardı. Sormama fırsat kalmadan kendisi konu içinde yanıtladı zaten. Hatta bunu da belirttim. Bir diğeri evet. De size atmıştım hatta mühendislik ve mimarlık mezunları hakkında evet. Bir soru hazırlamıştım. Evet. Ama bunu soracağım soruları aktarmamıştım aslında. Tamam. Daha sonradan. Toparlarken onu yazmadım soruların içine. Kendisi değinmek istedi. Güzel oldu. Keşke yazsaymışım ya da keşke bu soruyu sorsaymışım dedim ama değinmesi de güzel oldu yani. O bilgiyi almış olduk en azından. Tamam, ben sormayacağım. Beta. O zaman sen haftaya bu soruları diğer arkadaşlar gibi şey yapıyorsun. Haftaya senin görevin bu soruları analiz etmek oluyor. Ne sordun, nasıl sordun? Biraz daha soğuduktan sonra belki aklımıza gelebilir, videoyu belki biraz daha seyredebiliriz. İşte eksiklik ya da artılar, eksiler. Haftaya o zaman sen bir analiz yaparsın. Tabii ki bu arada yani konuk bulmada sınır yok. Arkadaşlarım istediği kadar konuk bulabilir. İsterse her gün bir konuk bulabilir. Yeter ki sizler isteyin. Bizler sizlerin bu çalışmalarını destekleriz. Evet, ben teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi bir performanstı. Başkasından bilgisayar bulunman iyi bir özellik. Gerçekten presentable olman çok önemli bir kelime. Presentability. Görünürlük çok önemli. Hazırlıklı olman, işte giyim olarak falan, o da çok önemli. Yapmış olduğun işe ne kadar önem verdiğini gösteriyorsun. Eksi bulamadım. Başında seninle bir iki deneme yapmamız bence faydalı olmuş. Evet, yani 23 yaşından çocuğu gibi sorulmasın dedim. Oradan sen olayı biraz şey yapmışsın gibi geldi bana. O iyi oldu. Bir ısınma turu yapmamız belki iyi olur. Konularda. Evet, tebrik ediyorum. Devamını diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Peki, kolay gelsin. Evet Cansu, buyur. Senden bir değerlendirme alalım. Ne yaptın? Evet. Öncelikle programa katılan arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Size de ayrı teşekkür ederim. Hem dediğiniz gibi network'ümüz genişliyor. Hem de konuşma becerimiz, bir şeyleri anlatma becerimiz, karşıdakine soru sorarken onu anlatabilme kabiliyetimiz de gelişmiş oluyor. Ben de bu uygulama kapsamında
seriyi izleyenler bilecektir. Özellikle bir deprem gerçeği, bir Türkiye gerçeği deprem programının yapımcısı, TRT İstanbul Radyo yapımcısı Hilal Aksungur'u davet etmiştim. Oldukça güzel bir yayın oldu. Yayının kısalığını göz önünde bulundurarak sorularımı ona göre hazırladım. İlerleyebiliriz hocam. Hem bir jeofizikçi olarak bir haberciye sorularımı hazırlarken biraz daha bir afet habercisi edasında nasıl kendimizi aslında bu yöne çekebiliriz tarzında ve programları hazırlarken nelere dikkat ediyorlar diye sorular hazırladım. Yaklaşık 6 tane soru hazırladım ve bunlardan aslında son 2 soruyu birleştirerek dakikamın içine sığması için 5 tanesini sormuş oldum. Bir soruyu da maalesef ki soramadım. Çünkü hem Hilal Hanım bir yapımcı olduğu için konuşkan da birisiydi. Soruları da daha önceden ilettiğim için oldukça hazırlanmış, detay vererek bize anlattı. Kendisi oldukça alanında çalıştığı için çok deneyimli birisiydi. Bu deneyimleri bizle de ayrıyetten paylaştığı için bu yayını izliyorsa tekrardan teşekkür ederim. Gördük ki bu habercilik sayesinde aslında bir radyo programcılığı olsun, normal bir afet haberciliği yayıncılığı olsun, oldukça detay verilmesi gereken hem terminolojiye hem bir deprem, afet olsun, deprem olsun, bunu insanlara aktarmak için üzerinde çok çalışmamız gereken bir konuymuş. Bunu sayesinde görmüş olduk. İlerleyebiliriz hocam. Baktığımız zaman bu afet haberciliğini evet biz bu ders kapsamında yapıyoruz ama insanlara da ulaşması gerekiyor. Özellikle Ali Osman hocamız bu konuda çok profesyonel ve dikkat ediyor. Afet haberciliği bu yayın öncesinde afişler hazırlayıp bunları çeşitli mecralarda insanlara ulaşmasını sağladık. Ve daha sonra da Ali Osman hocanın kanalında da yayınlayarak katılamayanlar için orada yayın izlemesini sağlamış olduk. Pandemide getirdiği katkı sundu bize şey aslında ama ders kapsamında değil daha sonradan da insanları izlemesine katkı sağlıyoruz. Ya da ulaşamayacağımız, örneğin ben Ankara'da yaşıyorum, planım İstanbul'da ulaşamayacağımız, yüz yüze yapamayacağımız bir şeyi bu ortamda sağlamış oluyoruz. Sorular değildi aslında ama dediğim gibi yayıncı, yapımcının konumuzun bilgilerinden dolayı bir süre sıkıntısı aslında kendi adıma belki hissettirdim bilmiyorum, yaşadım. Çünkü soruları oldukça çok cevap verdi. Bu konuda aslında deneyimim de bana getirdiği şey bundan sonraki konuklarıma sorular üzerinde aslında süreler sunarak belki de ilerlemem gerekiyor. Ya da bölmek değil de bunun bir ufak bir şeyle aslında araya girip belki de yönünü değiştirebilirim diye düşünüyorum. Bu konuda deneyimim oldukça güzel oldu ve diğer haftalarda da güzel konuklar ağırlayacağımı düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Bu konuda. Gerçekten süre vermek önemli. O nedenle de Jülide Ateş'in 40 soru 40 dakika programı benim çok dikkatimi çekiyor mesela. Genellikle siz bana bir dakikada anlat dediğinizde benim 10 saat hazırlanmam gerekiyor. Ama bir saatte anlat dediğinizde benim iki saat hazırlanmam gerekiyor. Yani kısa sürede hazırlanmak, kısa sürede cevaplamak için insanın çok yoğun hazırlanması gerekiyor. Bu nedenle de soruları önceden verdiğinizde belki de her bir soru için biz işte maksimum 2 dakikayı geçmeyecek bir süre planlaması yaptık. 10 soruda 20 dakikada bitirmeyi düşünüyoruz. 10 dakikada işte ne bileyim katılanların sorusunu alacağız diyerek belki de insanları şey yapmak, motive etmek gerekebilir. Mesela bugün Beyza o şekilde yaptı. Bence de yararlı oldu. Öbür türlü Türkiye'ye ne zaman geldim, Japonya'ya ne zaman gideceğim 15-20 dakika mesela alabilirdi. Tabii o güzel bir program oldu. O nedenle de tebrik ederim. Herhalde bundan sonraki bir konuğun daha var. Öyle değil mi? Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan. Onunla evet, iletişime hocam. Geçecektim. Hı-hı. Evet, broşürü artık sen hazırlarsın. Konsepti. Bence son konsept güzel.
arka plan o şekilde hazırlamanda fayda var. Tabii daha iyi de hazırlayan arkadaşlar olacaktır muhakkak. Ama gerçekten işsiz kalmayan sektörün başında bu broşürcüler geliyor. Sosyal medyada broşür hazırlayanlar. O nedenle de İSMEK vardı, bizim İstanbul Meslek Edinme Kursu. Bir ara broşür hazırlama bölümüne gitmeyi bile düşünmüşüm. Yani sizler bir şeyi sunamadığınız zaman insanlar oraya gelmesi çok zor yani. Anlatabiliyor muyum? Mesela çok takipçi olan YouTube kanallarına bakıyorum. Gerçekten onların o kapak resmi çok farklı. Cezbediyor, insanları cezbediyor. Biz diyoruz ki akademik olarak ya bizim sunduğumuz derslerde bilim var. Ama o bilime davet edecek o kapak çok önemli. O nedenle de bu kapak çalışmasına ağırlık vermeniz dijital girişimcilik açısından. Çünkü şu anda paralar dijital ortamda kazanılıyor. Dijital danışmanlık, dijital öğretim, dijital eğitim. O nedenle de dijital kapak hazırlama konusunda da gayretleriniz devam ederse bence bu emekleriniz karşılığında izleyenlerin sayısı da çoğalabilir diye düşünüyorum. Onun dışında bir eksik görmedim. Mükemmeldi. Tebrik ederim. Devamını dilerim. Teşekkür. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Evet, şehir plancımız hala bir konuk bulamadı. Buyur şehir plancımız, siz kimi çağıracaksınız Çanakkale'de? Şehir müdürünü mü çağıracaksınız? Belediye başkanını mı? Evet, valiyi mi? Hala gerçekten bir konuğum yok. Koskoca Çanakkale'nin herhalde birkaç şehir plancısından birisiniz. Evet, çok fazla, çok sayıda şehir plancısı yok Çanakkale'de. Maksimum 10 kişi falan varızdır. O nedenle herkes bekliyor acaba beni mi çağıracak diye, herkes böyle Çanakkale'de şanslı kişi ben mi olacağım diye herkes bekliyor diye ben düşünüyorum. Evet hocam, birini artık çağırma vaktim geldi galiba. Bence bir makam ziyareti yapın Orhan Hoca gibi. güzel bir makam ziyaretinden sonra dilekçeyi de elinize alın. O şekilde resmi bir anda 3-4 kişiyi çağırın, ne olacak? Çanakkale'yi de sizin sayenizde tanımış oluruz. Evet, tamamdır hocam aslında. Buyurun Simge, söz sende. Ben bu sefer gene başka bir konu, yani konuğum yoktu. Başka bir şeyden, videodan, soru cevap şeklinde olan bir videodan sunum hazırladım. Bu Cüneyt Özdemir'in hazırlayıp sunduğu ve aynı zamanda Soner Yalçın'ın hazırladığı CNN Türkiye yayınlanan 5MBK programı. Konuk da AKUP Başkanı Recep Şalcı'ydı. Bu konumuz da İzmir depremiydi ve olay yerinde bir videoydu bu. 10 dakika kadar bir videoydu. Devam edebiliriz hocam. Burada yaklaşık 9 tane soru sordu Cüneyt Özdemir konuğuna. 30 Ekim 2020 İzmir depreminin olay yerindeyiz. Rıza Bey Apartmanı yıkılmış durumda. Şu an Rıza Bey Apartmanı'nda neler oluyor diye sordu. Ve arkasında görüyorduk Rıza Bey Apartmanı'nı zaten. İkinci soru, farklı depremleri takip etmiş biri olarak İzmir depreminde bina üzerinde 300'e yakın arama kurtarma görevlisi görüyorum. Bu zamana kadar en fazla görevli burada, bunun sebebi nedir dedi. Üçüncü soru, bina üzerindeki koordinasyonu AFAD mı sağlıyordu? Dördüncü soru, enkaz altındaki canlı bir insanın çıkartılması ne kadar sürüyor? Enkaz altında ses durduktan sonra çalışma hızlanıyor mu, yavaşlıyor muydu? Beşinci soru, genel olarak baktığımızda ne görüyorsunuz? Sokaktaki tüm binalar çökmemiş, tek bina çökmüş. Bu normal bir durum mu dedi. Altıncı soruda arama kurtarma ekibinin sayısı mı arttı Türkiye'de diye bir soru sordu. Yedinci soruda da 6.6 büyüklüğünde olan bir depremde bu kadar çok yıkımı nasıl karşıladığıydı. Sekizinci soruda bina üzerinde görevli yaklaşık 300 kişi dönüşümlü mü çalışıyordu? Ve son sorusu ise bölgede kaç AKUP görevlisi var diye bir soru sordu. Devam edebiliriz hocam. Yani bu sorular gerçekten mükemmel yani. Ben bakıyorum yani, ilave edecek bir şey bulamadım. Yani dedim evet, acaba ne yapabilirim? Profesyonel bir destek aldığı kesin bu soruları hazırlarken. Yani sorular mükemmel yani. Gerçekten iyi bir kuram seçmişsin. Tebrik ederim. Buyur. Teşekkürler. Burada genel olarak baktığınızda ne görüyorsunuz? Sokaktaki tüm binalar çökmemiş, tek bina çökmüş. Bu normal bir durum mu diye bir soruydu. Yapılan deprem performansını olumsuz olarak etkileyen yetersiz dayanım ve detaylandırma, mimari düzensizlikler, zayıf işçilik ve düşük malzeme kalitesi gibi unsurlar bir arada bulunduğunda binaların ağır hasara uğradığı ve toptan çöktüğü görülmüştür.
Hasarın Bayraklı'da ve 7-10 katlı binalarda yoğunlaşmasının sebebi zemin büyütme etkisi nedeniyle bu binalarda daha fazla deprem kuvvetinin etki etmiş olduğudur. Ancak vurgulanması gereken önemli bir husus, ölçülen deprem yer kayıtlarına bakıldığında binaları etki eden yatay kuvvetlerin binaların tasarlandığı yönetmeliklerin öngörülen tasarım kuvvetlerinden daha düşük olduğudur. Yani sonuç olarak şöyle bir yorumda bulunduk. Binalarda ada bazında değil bina bazında yıkımın olmasının en önemli göstergesi binaya ait mühendislik çalışmalarında yanlışlıklar ve denetimsizlikler olduğudur diye bir hem kendi başkanının söylediği hem de benim yorumum böyleydi. Devam edebiliriz. Burada mesela gördüğümüz yan bina duruyor ama buradaki bina çökmüş ve burada işte çıkmalardan bahsediyoruz. Mesela binanın üstünde işte panjurlar tekrardan yapılmış. Çıkmalarda binanın mesela şeyle oynanmış, balkon kapatılarak odaya ilave edilmiş. Bu şekilde binaya değişik şekilde etki ettiğimizde binanın tabii tasarımına da etki ettiğimizden ya yükünü arttırmış oluyoruz. Bunlar da tabii ister istemez depremin yıkıcılığını arttırıyor bina üzerindeki. Devam edebiliriz. Bir diğer soru da bina üzerinde koordinasyon AFAD mı yapıyordu? AFAD, afetlere Türkiye'nin ortak gücü anlayışıyla afet yönetimi faaliyetlerini planlar, gerçekleştirir ve koordine eder. Dünya genelinde arama kurtarma, insani yardım, tahliye ile transfer çalışmalarını yürütür ve insani altyapıyı kurar. TAMP'ta Türkiye Afet Müdahale Planı. Türkiye'de yapılabilecek her tür ölçekte afet ve acil müdahaleye etkin müdahale için görev alacak kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişileri kapsamaktadır. Entegre planlama yaklaşımı ve modüler yapısıyla afet sırasındaki operasyon riskini en aza indirecek bir sistemdir. Afet müdahale planı ile herhangi bir afet anında kimin ne yapacağı, müdahalenin nasıl organizasyonun içinde yapılacağı belirlenmiş durumdadır. Yani bina üzerindeki koordinasyonu AFAD sağladığını bu şekilde görmüş oluyoruz. Devam edebiliriz. Bu da enkaz altında bir yaralıyı çıkarma. Bir sürü insan görüyoruz gene başında. Devam edebiliriz hocam. Bunun bir standardı var mı acaba? Yani bir insan için kaç ekip, kaç kurtarma ekibi lazım? Yoksa yani burada baktığınız zaman 2, 4, 10 kişi var yani. Yani araştırmalarında şöyle görmemiştim bir standart ama. Yani uluslararası standart var mı acaba? İçimizde acil durum ve afet uzmanları var. Yani bir kişiyi kaç kişi çıkartabilir? Yoksa bunlar kalabalık mı oluyor? İlginç. Buyur. Yani böyle bir konuda bize de öğretilen bir standart yok ya da ben bilmiyorum böyle bir standartı. Muhtemelen ama kriz yönetiminde kaç kişiye ihtiyaç duyuyorlarsa kaç kişiye ya da karmacı ve fazlada oranına göre de bu değişiyor olabilir. Küçük yani standartın varlığından bir kısım yok açıkçası. Evet, teşekkür ediyoruz. Ve son olarak cevapladığım soru, devam edeyim mi? Tabii buyursun. Arama kurtarma ekibinin sayısı arttı mı Türkiye'de diye bir soruydu. İçişleri Bakanlığı, AFAD Başkanlığı tarafından 2019'da afetlere hazırlık yılı ilan edilmesi kapsamında gönüllülük sistemi de hayata geçirilmiş oldu. AFAD gönüllülük sistemi ile vatandaşların afet ve acil durum yönetimine dair aktif katılım sağlamaları ve bu gibi durumlarda ne yapması gerektiğini bilen eğitimli ve becerikli insan sayısının artırılması hedeflenmiştir. Elazığ depreminin ardından da AFAD gönüllülerin sayısı büyük ölçüde büyük artış yaşanmış olup Türkiye'de Türkiye içerisinde İzmir depremi sonrası Türkiye genelinde yapılan başvurularla birlikte gönüllü sayısı 2019 Temmuz'dan bu yana 116 bine yaklaştığı belirtilmiştir. AKUT Başkanı Recep Şalcı bu konuda gönüllülük faaliyetlerinin ve tüm afet sonrası çalışmaların oldukça geliştiğini fakat afet öncesi alınması gereken önlemlerin tam olarak alınmadığını, bu konuda eksiklerin olduğunu dikkat çekmektedir. Devam edebiliriz. Burada da gördüğünüz üzere bir sürü tek bir binanın üstünde AFAD gönüllülerinin çalıştığını görüyoruz. Yani yerin altından kurtar beni diyen insanın sesi bilemiyorum. Bu kadar kalabalıkta nasıl duyulacak? İlginç yani. Evet. Evet ama benim izlediğim yayında, işte bu yayında sessizlik olduğunda gerçekten mükemmel bir sessizlik yakalıyordu. Etraftaki insanların da o sırada çok duyarlı olduğunu ben izlerken bile fark ettim. Evet. Yani tabii dediğin çok doğru. Yani sorular mükemmel. Yani sorulara geldiğimiz zaman gerçekten
insanı düşündürten sorular. En başı yani baktığımız zaman ne demiş gördüğü üzere genel olarak baktığınızda ne görüyorsunuz? Sokaktaki tüm binalar çökmemiş, tek bina çökmüş. Bu normal bir durum. Yani tek bina çökmüş. Tabii sen bunu müdahale ile ilişkilendiriyorsun değil mi? O tek binada insanların müdahale etmesi diyorsun. Yani sana bağlı bir soru. Hocam tek tek olduğu için yani buna mesela zeminin de etkisi tabii ki vardır ama yandaki binaya da zeminin etkisi var mesela. Tek bir binada olmasının sebebi oradaki mühendislik çalışmasında bir aksaklık olması. Zeminle binanın tasarımındaki uyumsuzluklar ya da ekstra işte kolon kesme gibi uygulamalar. Bence bunların hepsi bunda etkili. Evet. Yani araştırmaya açık bir konu olarak gözüküyor. Yani tek bina evet. Çökmesi. İlginç yani. O zaman ilginç. O tek binayı araştırmak gerekir. Arama kurtarma ekibinin sayısı arttı mı? Evet. Bina üzerinde koordinasyon afet nedir? Evet. Gerçekten senin çok iyi bir gazeteyi seçmişsin. Yani Cüneyt Özdemir ben de takip ediyorum. Özellikle sosyal medyada, Facebook'ta. Evet. Her gün canlı yayına geçiyor. Yani soru kalitesi oldukça iyi. Evet. Yani bu sorular yani kolay sorular değil yani. Cevaplandırılması da kolay sorular değil. Evet. Bir de Recep Bey de biraz bu konuda hızlı bir şekilde cevap verdi. 10 dakikada. Belki soruları önceden almış olabilir. Bizim yaptığımız gibi önceden vermiş olabilir. Çünkü bunlar birdenbire yani cevap verecek sorular değil. Oldukça düzeyli sorular. Ben tebrik ediyorum yani gerçekten şekil ve içerik olarak oldukça güzel hazırlanmışsın. Tebrikler. Evet, teşekkürler Simge. Eline sağlık. Evet, bir sonraki kişi kimdir diye baktık. Buna bakmıştık. Niye başa mı geldik? Ne yaptık? Evet. Evet, Çağlar burada mı? Buradayım hocam. Evet, buyurun Çağlar. Şimdi hocam ben daha önce benden makine mühendisi olmam hasebiyle şey istemiştiniz. Bu fabrikalarda afetlerle ilgili bir yapmamı istemiştiniz. Ben de daha sonra yapacağım demiştim. İşte şimdi yapıyorum. İyi oldu, evet güzel oldu. Sağ olun. Şimdi üretim tesisleri ve afetler. Şimdi şöyle ki ses geliyor mu? Geliyor mükemmel. Ama Simge'nin mikrofonu açık galiba. Simge. Evet arkadaşlar mikrofonunuzu kapatırsanız gürültü geliyor. Teşekkürler. Tamam. Şimdi ilk olarak hani burada gördüğümüz üzere afetler mi fabrikalara zarar veriyor yoksa fabrikalar mı afetlere sebep oluyor? Hani artık eskiden sadece doğal afetler var diyebilirken şu an sadece doğal afetler var diyemiyoruz maalesef. Örnek bir ilerleyelim hocam. Bu gördüğünüz insan bazen doğadan büyüktür. Burası Çernobil nükleer santrali Ukrayna'nın Pripyat kentinde bulunan 26 Nisan 1986'da patlayan Çernobil nükleer santrali. Şimdi normalde depremler işte sel gibi doğal afetler hani normalde bizim erişemeyeceğimiz kuvvetler gibi gözükürken Çernobil nükleer santrali patladığında bizim de kendi elimizden çıkan bir afet riski olduğunu görüyoruz. Çernobil nükleer santrali patladıktan sonra yani dönemin devleti bunu kurtarmak için bayağı yoğun çalışmalar sergilemesine rağmen başarılı olamıyor ve çok büyük bir doğal felaket oluşuyor. Tam bir afet hala etkilerini gördüğümüz. İnsanları kanser eden, asit yağmurlarına sebep olan ve bölgenin hala kullanılmaz hale getiren büyük bir afet oluşturuyor. Maalesef doğadan güçlü olduğumuz bir nokta ama işte kötü bir nokta. Devam edelim hocam. Bu da Türkiye'den bir görüntü. Tabii ki sadece hani insanın hatasından kaynaklı afete sebep olan bir durum yok. Doğal afetlerden sonra bizim üretim tesislerimizin de o afeti katmerlemesi durumu söz konusu. 1999 Gölcük depremi sonrası Tüpraş yandı ve uzun süre yandı. Söndürmek için Amerika'dan uçaklar falan getirildi.
Ve yani bu büyük dev tesis hani Türkiye ekonomisinin de lokomotiflerinden biri. İzmir'de de var Tüpraş, Kocaeli'de var. Hatta İzmir'de bir tane daha var şimdi. Sokar'ın yaptığı bir tane daha tesis var. Bu tesisler ya internette araştırırsanız göreceksiniz. Yani Tüpraş yangın yazdığınızda 100 tane haber çıkıyor. Tüpraş sürekli yanıyor. Ama bu büyüklükte değil, yani depremden sonra gerçekten afet boyutuna ulaşan dev bir yangınla karşılaşmış durumdayız. Üretim tesislerinin içerisinde bulundurduğu büyük tehlikeler var ve bu tehlikeler maalesef hani risk boyutunda da hiç azımsanacak şekilde değil. Evet, yani biz bunları küçültüyoruz elden geldikçe, önlemler alınıyor ama işte maalesef sabahki derste de Japon mimarımızın uyardığı gibi bizim mühendislik konularında bir şöyle bir sıkıntımız var. Hep aynı şeyi yapamıyoruz. Yani belli bir standardın koruyamıyoruz maalesef. İşte bu Tüpraş da bunun bir örneği. Devam edelim hocam. Şimdi tabii bizim mühendislerimizi çok vurduk. Ben de mühendisim. Birçok kısmına katılıyorum. Mühendislik seviyesinin düşük olduğuna katılıyorum. Ama Japonların da benzer bir durum yaşadığını Fukushima santralinde gördük. Japonya gerçekten deprem konusunda, önlem almak konusunda çok başarılı bir ülke. Ama işte çok aşırı büyük bir şey olduğunda onların da önlemleri maalesef yetersiz kalabiliyor. Fukushima nükleer santrali 9 büyüklüğünde bir depremden sonra hasar görmedi. Bir mega deprem, 9 büyüklüğünde çok büyük bir depremden sonra hasar görmedi ama ardından gelen tsunami'ye karşı hazırlıksız yakalandı ve gerçekten çok büyük bir felaket yaşadı. Yani depremin kendi felaketi, tsunami'yi atlattı Japonlar ama Fukushima santralinin patlamasından etkilenmek zorunda kaldılar ve hala da etkiliyor Fukushima'daki sıkıntı. Çünkü hala o suyun okyanusa boşaltılması gibi bir gündem var. Yani Çin ile Japonya arasında bile gerginlik sebebi oluşturdu bu. Yani maalesef depremlerin etkilerini çözebilen Japonlar bu Fukushima'daki büyük afeti hala çözemediler ve yani nükleer santral patlamaları yani çok uzun süreli büyük zararlar veriyorlar. Bu zararlardan kaynaklı da çözüm yolu da yok maalesef. Bu da üretim tesislerini yaparken önlemlerin ne kadar alınsa yetersiz olabileceğini gösteriyor bize. Bu kadar hocam. Bir ilerletirsek bitmiş olması lazım Fukushima. Ha bir tane daha var hocam. Bu da yakın zamanda 2020'nin 4 Ağustos'unda Beyrut'ta 2750 ton amonyum nitratın limanda patlamasıyla oluşan ve şehri büyük oranda yok eden büyük patlama. Şimdi sadece üretim tesislerinden kaynaklı sıkıntılar olmayabiliyor. Bazen depolama tesisleri de aynı şekilde büyük hasarlara yol açabiliyor. Maalesef Beyrut'ta limanda 2750 ton amonyum nitrat biriktirmiş Lübnanlılar. Bunun sebebini anlamak da güç. Yani bu kadar fazla gübreyi kim ne yapsın? Ama amonyum nitrat gübre olarak da kullanılıyor. Türkiye'de de var. Zamanında El-Kaide'nin HSCB bankasını patlattığı bomba da yine bu maddeden oluşuyordu. Bundan 2750 tonu bir arada patlayınca bütün şehri yerle yeksan eden çok büyük bir felaket yaşandı. Videolarını, görüntülerini görebilirsiniz internette. Gerçekten çok büyük bir patlamaydı. Neredeyse hani dünyada gerçekleşen en büyük 10 patlamanın içerisinde bu. Yani nükleer bombalar var, sonra bu var yani. Şehri yerle yeksan etti. Dikkatli olmak gerekiyor. Üretim tesisleri, depolama tesislerinin içerisinde patlayıcı varsa veya yanıcı varsa buna uygun bir şekilde dizayn edilmesi gerekiyor. Tabii ki bütün fabrikalardaki yangınlar afet oluşturmaz. Mesela Türkiye'de de barut fabrikaları ara ara patlıyorlar. Yani Kırıkkale'de
patlıyor. En son geçen Kocaeli'de bir patlama yaşandı havai fişek fabrikasında. Bunlar bir afet durumu oluşturmadılar. Ama her zaman için böyle tehlikeler mevcut ve bunlarla ilgili ciddi önlemler alınması gerekiyor. Yani gerçi hani Beyrut şehrinin bu halinden sonra hani afet sonrası çalışması da yani sadece iyileştirme çalışmaları yapılabilir. Yani bu şehir tekrar yıkılıp yapılacak. Başka da çaresi yok gibi gözüküyor. Liman yerle yeksan olmuş durumda zaten. O yüzden üretim tesislerimizin, yani Türkiye'de de var mesela şu an artık bir nükleer santralimiz. Bunlarla ilgili ön çalışmaların diğer bütün her şeyden daha büyük titizlikle yapılması gerekiyor. Çünkü birbirini tetikleyen afetler olabiliyor. Onu da geçtim. Sadece kendi tehlikelerinden kaynaklı da riskler çok büyük olabiliyorlar. Evet, teşekkür ediyorum. Herhalde bu fabrikalardaki afetleri azaltmak için iş sağlığı güvenliği yasası Türkiye'de kabul edildi. Fakat iş sağlığı güvenliği uzmanları maalesef devlet tarafından atanmadığı için bu fabrika yönetimleri kendilerine uyacak, kendilerine uygun ya da uyumlu çalışacak insanları seçtiği için bağımsız bir iş sağlığı ve güvenliği denetimi yapılmadığı için pek de yarar sağlamıyor gibi diye düşünüyorum. Çünkü eşim benim iş sağlığı güvenliği uzmanı. Çünkü adam patron, yani parada ben veriyorum diyor şirketine. Fazla görmeyeceksin, fazla duymayacaksın. Ama bu tür bir patlama meydana geldiği zaman ilk fatura iş sağlığı güvenliği uzmanına kesiliyor. Böyle bir durum da var. O nedenle de iş sağlığı güvenliği uzmanlığının bağımsız hale getirilmesi ve bakanlık tarafından bir havuzdan atanması belki daha iyi olur, daha bağımsız, daha tarafsız. Benzer durum yapı denetim firmalarında vardı. Her inşaat şirketi kendi yapı denetim firmasını seçiyordu. Şimdi bir insan ister yapı müteahhiti olsun, ister fabrika sahibi olsun, kendisi denetleyenini seçtiği zaman zaten orada bir denetleme olmuyor. Orada işi kitabına uydurma oluyor. Bilemiyorum, sen ne diyorsun? Belki özel sektörde çalıştığın için benim görebildiğim bu. Hocam yani baştan sona kadar haklısınız. Şöyle sıkıntılar var. Ben ölümlü iş kazası yaşadım yani çalıştığım yerde benim işçilerimden bir tanesi 10 metreden düşerek vefat etti. Yani mevcut bulunduğum fabrikada da yani iş güvenliği uzmanı haftada bir geliyor, kontrol yapıyor ama yani sonuçta patronun istekleri doğrultusunda yani maalesef bu sorumluluğu alıyor bizim iş güvenliği uzmanımız. Çünkü o almasa başkası alacak. Baktıkları yer burası. Ben mesela iş güvenliği ile ilgili hiçbir işe altına imza atmıyorum. Çünkü biliyorum ki yani bu sorumluluğu alamayacağım. Ben o vicdani yükün altına giremiyorum. Çok büyük problem var hocam. Diğer bir mesele de yani bu binalarla ilgili olan mesele. Mesela ben doğalgazla ilgili sertifikalarım var. Ama ben bir doğalgaz işi yapamadım. Çünkü patronlarla anlaşamıyoruz. Yani patron sadece imza atmamı istiyor. Hatta şöyle söyleyeyim hocam. İzmir depreminden sonra bana şantiye şefliği için teklif verdiler ama sadece diplomanı kiralamak istiyoruz. Sen gelip denetleme burayı, sadece imzanı at git, buradan da biz sana para verelim dediler. Ben bunun çok ahlaksızca bir şey olduğunu düşündüğüm için reddettim. Paraya da ihtiyacım vardı o dönemde ama hani sonuçta insanların hayatlarıyla böyle bir kumarı bu şekilde oynamanın doğru olduğunu düşünmüyorum ben. O yüzden ben reddettim hocam ama işte yani sonuçta bütün mühendisler aynı durumda değiller. Yani maalesef ülkedeki denetimsizlik böyle. Buna da nasıl düzeltiriz? Sizin söylediğiniz iyi bir şey. Ama hani bütün her yer için tek tek devlet denetiminin belli noktalarda sağlanması gerekiyor. Evet, İzmir depreminden sonra yapı denetim firmaları artık seçilemez diye bir karar aldı Çevre Şehircilik Bakanlığı. Umarım benzer kararı da, çünkü insanlar bağımsız olmadığı zaman gerçekten denetimi bağımsız ve tarafsız yapamıyor. O nedenle de denetimin gerçekten yapılamadığı yerde de bu tür faaliyetler olabiliyor. Tabii Japonya'daki durum ilginç, çünkü 2000
2007 yılında ben Japonya'daydım. Benzer bir deprem olduğunda oradaki nükleer santrallerden biri hasar almıştı. Niye hasar aldı diye özellikle tartışmalar yapıldı. Ben de bir sunum yapmıştım. Çünkü oradaki beklenen depremin büyüklüğünü Japonlar 6.7'ye göre yapmışlar. Yani o santralin tasarımını, o santrale yakın olabilecek maksimum en büyük depremin büyüklüğünü 6.7 olarak seçmişler. Fakat deprem 7.2 büyüklüğünde olunca tüm tasarım, modelleme ve projelendirmedeki hesaplamaların dışında büyük bir deprem meydana geldiği için oradaki nükleer santralın gerçekten hasar aldı, yıkıldı. Japonya tabii ki %60'ı nükleer santral ile elektrik enerjisi nükleer santralden sağlıyor. Petrolü yok, doğalgazı yok. O nedenle de tabii ki bu deprem büyüklüğünü bizler olduğundan daha küçük şey yaparsak, seçersek ve bu fabrikalardaki binalar, çünkü fabrikanın tabii ki yapısından daha önemli fabrikanın içindeki o teknoloji. Ben fabrikada çalışmış bir işçiyim yani, çünkü Mercedes'e dizel motorları, Mercedes motor, benzin motorlarını yapan bir fabrikada çalıştım. Hala o teknoloji yokmuş yani, soruyorum 3 tane azdırma vardı, otomatik planya kullanıyordum. Tüm makineler Almanya'dan gelmişti. Tabii ki o cihazlar o fabrikanın yapısından daha değerli. Yani yapısal hasarlar ve yapısal olmayan hasarlar bahsediyoruz. O nedenle de fabrika yalnız bir yapıdan değil, içindeki o yapıdan çok daha değerli teknolojik ekipmandan da ibaret görmek lazım. Tabii fabrikalardaki deprem riski bilemiyorum. Fabrikalarda bir sismik izolatörlü temel sistemi var mı? Çünkü fabrika demek iş demek. Öyle değil mi? Pandemide benim bir kardeşim de fabrikada müdür olarak çalışıyor. O da doğalgaz işiyle uğraşıyor. Yani fabrikada fabrika güvenliği çok önemli. Yani fabrikalar düştüğü zaman insanların aslında işi düşüyor, iş bulamıyor. O nedenle de bence çok önemli bir konuya vurgu yapmışsın. Tabii fabrikalardaki afet güvenliği nasıl artırılabilir? Yani aslında iyi bir test konusu olabilir, yüksek lisans test konusu. Yani fabrikalarda afet yönetimi nasıl olabilir? Bununla ilgili yapılmış mesela Yüksek Öğretim Kurumu'nda yapılmış acaba tezler var mı, akademik tezler? İlginç yani. Reçete fabrikada çalıştığım için, içini bildiğim için düşünebiliyorum. O nedenle güzel bir çalışma yapmışsın. Umarım akademik tez konu da fabrikalarla ilgili olur. Fabrikalarda afet yönetimi ilginç bir konu. Aklıma gelmemiş hocam, sağ olun. Güzel konuymuş gerçekten. Bir tane küçük ek yapmak istiyorum. Buyur. Gölcük depreminden sonra ciddi bir elektrik kesintisi de yaşanmış. Onu söylemeyi unutmuştum. Siz söyleyince hani üretim tesisleri sadece şey değil yani, elektrik olmayınca hiçbir şey çalıştıramıyorsunuz da aynı zamanda. Ya bir de evet. Tüpraş Türkiye'nin enerjisini sağlıyor yani, hani bütün damıtma işlemini yapıyor. Yani jeneratörleri bir çalıştıracak mazot bulamaz hale geliyor memleket. O yüzden hani çok dikkatli olunması gereken yerler. Yani biz gerçekten sıkıntılı şeyler. Bir şey daha hocam, ya yani konuyu bitirdiğimizi düşünerek ben 3 tane konukla planladım. Bunları canlı yapmak zorunda mıyız, yoksa yani ben programı... Hepsi canlı. Hı-hı. Ama istediğin saatte. Tamam hocam. Çünkü canlı. Bir tanesi gıda mühendisi, bir tane psikiyatristle görüştüm. Afet öncesi. Ablandı sonrası... değil mi? Psikiyatrist ablandı. Ablam psikiyatrist ama daha iyi olduğunu düşündüğü birini önerdi bana. O da yani dernekte daha önce ulusal kanallara falan da çıkmış bir psikiyatrist. TV100'de birkaç tane program vardı, gönderirim. Onunla da görüştüm, ondan da onay aldım. Diğer görüştüğüm ekibin tamamı korona olduğu için onlarla bu hafta ben program yapacaktım ama bir türlü fırsat olmadı. Bütün ekip COVID olmuş. Tamam, ikisiyle başlayalım o zaman. Sen tamam. Gününü, saatini kendine ve onlara göre ayarla. Ben tamam. De size göre ayarlamaya çalışalım.
Zaten bu dersi de canlı yapıyoruz. Saatini belirlediğimiz zaman yani zaten her şey canlı. Yani bu ders de canlı olduğuna göre işte konukları da isteyenler de katılabiliyor. Yani o bağlantı linkini verebiliyoruz. Katılım yapan bir konuğun yakınları olabilir, arkadaşları olabilir. Senin arkadaşların olabilir. Hani canlı bir şeyin böyle bir ortak atmosferde buluşma fırsatı olabilir. Ablan katılabilir mesela, konuk olmasa bile psikiyatristle beraber. O da şey yapabilir. Yani ilave ona da pas atarsın. Yani o şekilde. Güzel bir referans bence yayın olabilir. Çünkü burada amacımız sizlerin önünü açacak, elinizi güçlendirecek referans habercilik yayın açıklamak. İyi olur. Tamam. Bu hafta mı yapacaksın? Yani bu hafta yaparım, evet. Yani şey değil. Yani özellikle zaten şimdi çarşamba günü tatil başlıyor. Tam benim ödev yapma vaktim. Yaparım hocam bu hafta. Tamam, oldu. Bizim için fark etmez. Tatil matil yok. Zaten evde kapalıyız. Her gün tatil gibi. Ben yani. Fabrikadayım hocam. Bugün gördüyseniz bayağı trenlerin bir falan öyle geçiyor günüm. Doğru. Size şey yok, kapanma yok. Size tam çalışma var. Öyle. İhracat yapıyoruz hocam. Dolar lazım. Kolay gelsin. Eline sağlık. Allah yüzümüze geçersin. Simge burada mı acaba? Simge? Evet hocam, buradayım. Buyur Simge, enerjin varsa devam edebiliriz. Yapayım hocam bu sunumu da. Evet. Bu zaten alışkın olduğumuz bir Türkiye gerçeği deprem programının analiziydi. Hilal Aksungur'un hazırladığı, Hava Emel Yaylan'ın sunduğu. Daha önce de zaten bir sunum hazırlamıştım Yıldırım Güngör Hoca'yla İstanbul'un zeminlerinde. Oradan 3 soru daha seçtim ve onları cevapladım. Devam edebiliriz. Bu sefer seçtiğimiz 3 soruda bina zeminle kat ilişkisi nedir? 10 katlı binada bir deprem olduğunda giriş kattaki insan mı etkilenir, orta kattaki insan mı, üst kattaki insan mı daha fazla etkilenir? Bir diğeri İstanbul'un arka yakasındaki Beyoğlu ilçesinin deprem risk haritasında birinci derecede ama tarihi binalar var. Kıyı kesimindeki tarihi binalar sağlam diyebilir miyiz? Ve son cevaplayacağımız soruda büyük deprem riski altında olan başta İstanbul olmak üzere şehirlerde deprem riski nedeniyle oturmaması gereken zemin var mı diye 3 soruyu cevapladık. Devam edebiliriz. Bunlardan ilki bina zemininde kat ilişkisi nedir? İşte 10 katlı binada bir deprem olduğunda giriş kattaki insan mı etkilenir, orta kattaki insan mı yoksa en üst kattaki insan mı daha fazla etkilenir? Bu İzmir'de hemen söylüyorum. Mistral Ofis Kulesi'ymiş. Türkiye'de en yüksek 7. İzmir'de en yüksek 1. binaymış. Burada 216 metre yüksekliğinde 48 katlı bir binaya yapı sağlığı izleme sistemi kurulmuş. Bu binaya kurulan sistem ile deprem anında 48. katta 280 gal, 2. Bodrum katında ise 110 gal bir ivme değeri kaydedilmiş. En önemli sonuçlarından biri deprem anında 48. katta meydana gelen ötelenme miktarının maksimuma ulaşarak 16 santimetre olarak ölçülmesiymiş. Yani anlaşılacağı üzere kat yüksekliği arttıkça yer değiştirme artmakta ve hissedilebilir en fazla düzeye çıkmaktaymış. Devam edebiliriz. Fiyatları nasıl artıyor? Yükseldikçe gayrimenkul fiyatları artıyor mu, azalıyor mu? Çünkü şöyle deprem hocam, riski mesela, arttığına göre azalması lazım. Genelde yüksek katlar manzara gördüğü için yüksek katlarda fiyatlar daha fazla oluyor. Yani depreme göre değil, manzaraya göre oluyor biraz ama. Burada da zaman ve dakika bazında yer değiştirmesinin en üst katlarda daha fazla olduğunu görüyoruz. Devam edebileceğiz. Burada mesela kaymasını görüyoruz. İşte 40 santim kayarken yüksekte 45 santim kayıyor. 42 santimde 54 santim kayıyor. Burada bir karşılaştırma var. Yani en yüksek değerlere geldiğinde 76 santimden 98 santime kadar daha fazla bir kayma meydana geliyor. Devam edebiliriz. İstanbul'un Avrupa yakasındaki Beyoğlu ilçesinde deprem risk haritasının birinci derece ama tarihi binalar var. Kıyı kesimindeki tarihi binalar sağlam diyebilir miyiz? İstanbul'da gözden kaçan bazı gerçekler var. Beşiktaş'ın Arnavutköy ilçesine doğru uzanan, yani Avrupa yakasının en yoğun nüfusa sahip orta kısmı, bu bölgede zemini genel itibariyle kaya olsa da kabuk uzunluğu dediğimiz yüzeyin hemen altındaki katman 4-8 metre arasındaki kil tabakasına sahip. Bu nedenle bina temelleri yüzeyden 10 metre aşağıya inilerek yapılmalı. Depremde en güvenli yer olarak bilinen Sarıyer'in bir kısmı volkanik birimlerden oluştuğundan kili zonlar söz konusu ve Büyükdere gibi alüvyon vadilerde de yer alıyorlar.
Bu bölgede kil, çakıl, kum özellikleri sahip zeminler söz konusu. Beykoz'da olası deprem merkezinde uzak yerleşim yerlerinden ancak alüvyon tabakalar mevcut. Yumuşak zemin yapısı yamaçlarda kayma ve yıkımlara neden olabiliyor. Sonuç olarak İstanbul'un kıyısında dolgu, kabuk donu denilen alanlarda ve birinci derece risk bölgesinde yoğun ve tarihi yapılaşma gözlenmekte. Bu alanlarda günümüze kadar gelebilmiş tarihi binalar laboratuvar ortamında incelenmesi yapılmadan sağlam olması söylenemez. Bu yapıların herhangi bir depreme nasıl tepki vereceğini söylemek, bir bilimsel çalışmanın yapılarak bu alanda tarihi ve günümüz yapıların risk durumuna göre güçlendirilmesi, yeni yapılacak yapıların ise bu riskli alanlara uygun olarak yapılması gerekmektedir diyebileceğiz. Devam edelim. Burada mesela görüyoruz, kıyılarda daha fazla yoğun olduğunu bu risk haritasında görebiliyoruz. Bu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bir çalışmaydı. Devam edelim işte hocam. Burada İstanbul'un kıyı kesime nasıl yerleşmiş olduğunu az çok aşağı yukarı bildiğimiz üzere burada da görüyoruz fotoğrafta. Devam edelim. Büyük deprem risk altında olan başta İstanbul olmak üzere şehirlerde deprem nedeniyle oturmamız gereken zemin var mıdır? He ilçede iyi zeminler olduğu gibi kötü zeminler de vardır. İstanbul büyük ölçüde palezoik ve metazoik yaşlı kayaların üzerinde yer alır. Yani zemin çok sağlam. Ciddi bir çalışmayla şehri kısa süre içinde 7 büyüklüğündeki bir depremden zarar görmeyecek hale getirmek mümkün. Mühendislik buna izin veriyor. Yeter ki kaynak yaratılsın. İstanbul'da fay güneyden geçmektedir. Bir yer depreme ne kadar uzaksa o kadar az etkilenir. Eğer zemin de sağlamsa daha da az etkilenir. Eğer bina sağlamsa hiç etkilenmez diyebilmiş. Burada Yıldırım Bilge Hoca'nın başka bir röportajındaydı. Sonuç olarak zeminin kötü olmasa oturmayacağı anlamına gelmiyor. İyi mühendislik çalışmaları zemin iyileştirmesi, depreme dayanıklı bina tasarımında benzer yöntemlerle kötü zeminde de iyi yapı zemin ilişkisi kurulabiliyor. Zeminin kötü olması o zeminde oturmayacağı anlamına gelmiyor. Devam edelim. Burada da görüldüğü üzere jeolojik haritasını görüyorsunuz İstanbul'un. Ama İstanbul'da her yere zaten oturmuş durumda. Yeter ki yapı zemin ilişkisi sağlanabilsin. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için bu kadar da. Evet, teşekkür ediyoruz ve dersimiz burada bitiyor. Ayşenur hariç herkes sunum yaptı. Evet, Ayşenur burada mı bilemiyorum. Yok hocam. Yok herhalde. Evet. Çıkar o zaman dersi bitirelim. Evet. Ayşenur.